ortak özür dilerim ormana gönderecekler ve Madley bir kez daha Poppy ile tekrardan rakibin bu kadar takım savaşı etkisini ortadan kaldırmak isteyecek. Ve Kenan'a bedava lane gitti şu anda. Yani evet, laning'i bedava ama takım savaşı etkisini de durdurmak isteyecekler. Ama yine de bahsettiğimiz Lissandra da geldi. Çok güçlü bir takım savaşı kompozisyonu var. Rakibin buna belli cevapları var Jarvan ve Poppy ile ama hasar konusunda Doğuş Aurora birazcık eksik kalabilir sanki rakibine karşı. Artık Kenan'ın Poppy ultisini doğruladığı anda, Poppy ultisinden kaçındığı anda Kenan'ı tutabilecek başka bir şey kalmadı. Takım savaşı kompozisyonu hakikaten yani Super Mesem'in çok güçlü. Storm acaba bu dakikada bir kule altı mı gelecek? Sıçrayla girdi içeriye Wolf. İlk kanı direkt olarak döktüler. Pedin ağrıdan çıkarıyorlar. Vandalball son bir hasar orada Storm'dan geldi. Avına güdümlü. Gerçekten güdümlü bir atış oldu ve skor almayı başardı Storm orada. Bahçeşehir Supermassive erken safhada kule altı yaptı ve üstüne iki tane de barikat alacak gibi duruyorlar. Kardeşim, dövüş kontrolünü kontrol edebildiği gibi maçın başında çok güçlü. Oh, sıçrayla oyun geldi. Vandalball'dan My Pleasure şimdi oraya çok güzel geldi. Wolf az önce sıçrasını harcamıştı. Bunu cezalandırmak istiyorlar ama orada çanlar birikti. Tersine bir de ışınlan geliyor. Bu ışınlan şimdi Frozen'dan geldi buraya. Frozen, pardon, Fabulous'dan gelmiş. Fabulous! Burada Vandalball'u yakalamayı başardılar. Vandalball başlatmak istedi. Kurban olan yine kendisi oldu. Frozen az önce koridora attı. Işınlan beni bir an için yanıltmıştı ama şimdi burada Frozen Korean Kid ile birebiri. Korean Kid zor durumda kalınca üstüne dönmeye karar veriyor. Yukarı koridorda minyon dalgasının kontrolü Kenan'da olduğu sürece bu tip oyunları yapmamamız gerekiyor. Neden? Alistar öldürmesi kolay bir şampiyon değil. Ve Kenan'da evet birazcık minyon dalgasına ödün verdi. Oraya geldi. Önemli nokta bu olacak. Pedal. Bir adım daha atarsa ileride Storm Agent sıçrası da var. Şimdi Storm sıçrayla geldi ama tutturamadı. Yanlış görmedim değil mi? Çünkü öteki tarafta şimdi Wolf'tan da bir oyun denemesi. Ama burada istediğini yapamadı Bahçeşehir sürmesi. Yakındı, iyi deneme ama sersemletme var. Bir tanesini yaptıktan sonra yani. Yalnız Fefeulus burada çok fazla hasar verince hemen ultisini de kullandı. Medley bir kere daha sersemletebilse skoru da Megatron alacaktı ama. Bir de yapmış. Yani. Yetmedi orada hasarı. Ne karar vermiş gibi duruyor. My Pleasure yine aşağıda dolaşıyor. My Pleasure'da olası bir Storm baskınına karşın burada bekliyor şimdi. Storm Age oraya gelmişti. Hemen ultisini kullandı güzel bir ulti Storm'dan. Storm buradan uzaklaşabilecek mi? Son anda şifayı atıyor. Zarklot Storm'u kurtardı. Diğer taraftan My Pleasure skorunu da alıyor. Zarklot'tan güzel oyun. Devamını istiyorlar ama Pedal sıçrasını kullandı bu sefer. Yetişmedi. Toss yetişmeyince un ufak minyonları un ufak etti. Hani belli bir noktadan sonra çünkü Rex'e düşüyor. 20. dakikadan sonra Rex'e düşüyor. Neden düşüyor? Kitinde tanklığa özel herhangi bir şey yok. Ofansif bir şampiyon. Rakip yeterli derecede o kombosuna yetenek setine cevap verdiği zaman içeri girip düşen bir şampiyon. Jarvan'dan da beter. Ama ilk 20 dakikada bu kadar öne geçerse de haritayı domine ediyor. Bu arada şimdi alameti almaya çalışan bir doğuşunu orada görüyoruz. İlk kulede Bahçeşehir Super Mesut'a gitti aşağıdan. Zaykot almayı başardı ve alameti bırakmak zorunda kalıyor doğuşunu orada. Bu acaba bir hediye olacak mı Bahçeşehir Super Mesut'a? Yoksa bir savaş görecek miyiz? Burada savaşmak istiyormuş gibi duruyor doğuşunu orada ama 3'e 3'lük bir ekip. Bakalım kimde kalacak? Alamet sıfırlandı. Çok az canlı sıfırlandı. Yani 900 canı gördük orada. Alamet resmen siz de mi uğraşacağım yani? Yani çarp atmaya 200-300 can vardı. Bir de Jarvan'a gitti vurdu orada geri dönüşünü engelledi. Herhalde ilk 11 dakikanın yıldızı en iyi hareketi bu oldu Alamet'ten. Oo, ben iyice sahiplendim. Evet. Korenkit olur bundan. Korenkit'i dolaylı yoldan çok geriye düşündü. Çünkü koridorunda zaten skor alabilecek pozisyonda değil. Yetmiyormuş gibi bir de slow motion'da güzel bir kafa attı orada. Altınları da aldılar ve o alamet, o Shelly bir tane daha kuleye vuracak şimdi. Bu arada burada birebir var. Bu birebirden Fabulous oldukça üstün çıktı ama afetle uzaklaşmayı başarıyor My Pleasure. My Pleasure hakikaten haritada şu an hiçbir şey yapamıyor. Vandalball çok kötü pozisyonda kalacak çünkü Storm geliyor yandan. Ama arka tarafta Pedon'u yakaladılar. Pedon oraya geldiğine geleceğine pişman oldu. Vandalball başta umurlarında bile değildi. Ama o da orada bir skor tabii ki. Üst üste skorlar geliyor şimdi. Yandan Madley de geldi. Korean Kid uzaklardan Wolf'u düşürmeye çalışıyor ama istediği gibi olmadı. Madley en azından alameti düşürdü orada. Alameti düşürüp buradan uzaklaşmayı başarıyor Madley. Ama yani o kadar çok şey kaybetti ki doğuşunu orada. Madley de burada ışınlanma sıçrası da. Hafta içi olan versiyonunda yine çok benzer bir fark vardı. İnanılmaz altın fark ama orada Luana faktörü vardı. Irelia ile
Ya izlemediyseniz tavsiye ederim. Akademi Ligi'nde gerçekten muhteşem bir performans. Tek başına 7000 altın fark attı. 7000. Vladimir vardı. Şimdi Sarknot'tan ulti geliyor. Korinki'yi yakalamak istiyorlar. Korinki ters tarafa kaçtı. Bir kere daha buraya döndü ama. Yemediler, yok yemediler. Dönüşü muhteşem olmuyor. Ayrılıyor. Dönüşü muhteşem oldu. Oldu. Oldu ama. Çok iyi. Korinki'den bize güzel bir görsel şölen ama sonunda evet dönüşü muhteşem olmamış. Gerçekten. Iskalamıyor artık. Kesin bilgi. Yamada da söylemişlerdi. Storm şansını denedi orada ve o şans ona skoru getirdi. Bu arada barikatları da gördük. 10 tane barikat almış başlıyor şimdi. Yani altın farkının buradan geldiğini de söyledim. 1600 altın. Diğer tarafta da altın farkı artık 7000'i de geçti. 8000. Hatta neredeyse 9000'e gelecek. Çok az kaldı 9000'e gelmesine. Muazzam 500 civarı bir fark var. Zarktop genişin önde yakalanmıştı. Şimdi sıçrasını atıyor ama hayatta kalabilecek mi? Evet, Zarktop buradan uzaklaşmayı başardı. Işından geliyor araya. Havaya kalkan iki isim oldu orada ve Wolf düşüyor. Armor Fan Fabulous! Buraya elektrik vermeye gelmiş. Herkesi çarptı o elektrikle. 3 skor birden geliyor Bahçeşehir Super Massive'den. Fan Fabulous bir anda eritti rakipleri. Öteki tarafta Corian Kid şansını deniyor Zarknot üzerine ama Sihir İçen'in etkisini görüyoruz. Sihir İçen aktif hale geldi. Zarknot hayatta kaldı. Bir kule daha aldı Bahçeşehir Supermassive. Altın farkı 11.500'e yükseliyor. Ne diyorsun? Ton balıklı. Az önce 9.000, 8.500 civarı demiştik. 11.500'e yükseldi bir savaşla. Şu an ilgimi çekmiyor. Ben Ken'in ucusunda kaldım şu an. Hemen rejimimizden bir tekrarını isteyelim pozisyonu. Zaten onlar da hazırlıyordu şu anda bu pozisyonu. Hatırlarsan geçtiğimiz... şimdi izleyelim tekrardan. Burada Zeyt Motor üzerine gidiyorlar. Aslında doğru bir tercih. Onu aradan çıkarsalar çok büyük bir avantaj Fab edecekler. Fab şu an ışınlanattı. Evet, Fab şu an geliyor. Yani Wolf'un üzerindeler ama Fab! İnanılmaz. Adeta bir smap. Yani 4 kişi böyle tarif edemiyorum. Zaten yani anlatılmaz yaşanan bir pozisyondu. Geçtiğimiz haftalarda attığı bir Jarvan ultisi vardı. O 5 kişiyi vurmuştu. Bu da 4 kişiyi vurdu. Fena değil. Yani. Şimdi Fabulous'tan intikam almak isteyen ufak ama... bir tim. Hemen üzerine atladılar. Fabulous'un buradan uzaklaşabilecek mi? Hayır tabii ki. Gelen de yok ama şu an. Zonya'sını kullandı ama bu ona bir şey katmayacak. Pedal'ı sersemletti. Yine de yeterli değil. Pedal. Yanlış oyun. Orada Kavran'ın biraz dans etmesi falan lazım. Evet, ama bu sırada Sup dans ediyor bu arada. Çünkü orta koridorda şimdi inhibitörü alma çalışmaları başlamış durumda. Önde yakalanan bir isim var. Medley çoktan kolmasına rağmen orada onu eritecek bir Zarknot var. Rahat bir skor Zarknot'tan. Buraya Frozen'ın da gelmesiyle beraber ilk inhibitörlerini alacak gibi duruyorlar ama önde yakalanan bir Storm var. Şimdi arka tarafa sancak kombosuyla giren My Pleasure içeri atladığı gibi orada afetini bile kullanamadan düşüyor. İyimser bir denemeydi. Yavaş yavaş burada bütün skorları almaya çalışacaklar mı derken Kalista ultisi geldi orada. Arkada Corrin Kidd çok az canı var. Corrin Kidd'in de düşündüğünü gördük. Zarktot arka arkaya skorlar. Burada Storm bir tanesini çaldı. Bu skorlardan sonra da Bahçeşehir Supermassive daha Baron çıkmadan ilk inhibitörü açmayı başarıyor. Şu an bakıyorum seviyede öne geçmeyen bir isim var mı diye. Bir tek Fabulous ve Bentley'nin eşit seviyede olduğunu görüyoruz. Geri kalan bütün oyuncular en az bir seviye fark açmış durumda. Ve Baron çıktığı gibi daha 20. dakikada Baron'u alıyorlar. Ama Medley buna taş koymak istedi. Daha doğrusu çekiç koymak istedi. Ama istediği gibi olmuyor. Şimdi Medley yakalandı. Az önce stresini atmıştı. Medley'nin buradan çıkışı olmayacak. Ve skor Zeitnot'a gidiyor. O neydi? Yani tek başına orada diyelim ki velev ki attın ultiyi, 3 kişiye vurdun. Yine Baron'u tanklayıp alırlardı ki yani oradaki düşünce, amaç... Biraz... Ama ya maç buraya geldikten sonra çok da sorgulamamak gerekiyor. Biraz koptular maçtan, evet, öyle hissettim. O kadar da sorgulamamak lazım. Çünkü maç gerçekten artık hani Bahçeşehir Supermassive'in kaybedemeyeceği noktaya gelmiş gibi duruyor. Yukarıdan bir kule daha alıyorlar, bir inhibitor kulesi daha. Bahçeşehir Supermassive şimdi... İkinci inhibitörü de alacak ve yavaş yavaş galibiyete doğru gidecek orta koridordan gelen minyonlarla beraber. Bakalım Doğuş yine Aurora. Burada son bir savaş deneyecek ama Fabulous'un hala ultisi olduğunu söyleyelim. O ultiyi açtı Fabulous. My Pleasure arada eriyor. İlk skor Zarknot'tan geldi. Arkada bir de Frozen'dan My Pleasure skoru. Şimdi önde yakalanan Medley. 2'de 2 yapan bir Zarknot var. Corrin Kidd üstünün içinde hasar yemeye devam ediyor. Arka arkaya gelen hasarları da ardından Bahçeşehir Supermassive Nexus kulelerini aldı ve maçı bitirmeye doğru gidiyor. Bahçeşehir Supermassive 12. galibiyetini alıyor ve Storm düşmeden maç sona erdi. Böylece bu haftada hem 1907 Fenerbahçe hem Bahçeşehir Supermassive yine 12 galibiyete ulaşarak
zirvede ligin 7. haftasını kapatmayı garantileyen isimler oluyor. Ama iki maçı kıyasladığımızda Super Massive çok daha hani net oynuyor.